Şöyle ben insanı üç katlı bir eve benzetirim. Üç katlı bir ev düşünün. Bu evin üç tane katı var. Şimdi burada kim var biliyor musunuz? Anne, burada anne, baba, otorite, disiplin, kurallar, öğretmen, korku, el alem, kaynanam, kayınbabam, işte akrabalar, bizimkiler, aile apartmanı. Bunlar ne yapar biliyor musunuz? Burada da kim var? Örnek vereyim. Burada da Dilek var. Şöyle, şöyle olsun. Ha? Bu da Dilek. Şimdi Dilek diyelim ki gelin. Yeni gelin. Burada aman şunu yapma. Baskı. Diyelim Dilek ki çocuk. Aman büyüklerin yanında şöyle yapma. Baskı. Terbiye demiyor. Baskı yapılıyor. Ve bu baskılar geliyor buna. Buna otorite, disiplin adı altında yapılan kısıtlamalar. Ne oluyor biliyor musunuz? Eğer Dilek güvenli değilse ya da herhangi bir insan, bir öğrenci ya da bir öğretmen ya da bir doktor fark etmiyor burada. İfade edilmeyen duygular, şuraya ifade edilmeyen duygular bodrum katını atır. Bak orta kat, üst kat, bodrum kat. Burası bodrum kat. Buraya ne oluyor biliyor musunuz? Çürümüş duygular şuraya birikiyor. İnsan bilgileri kafada depolar. Düşünceler kafada geçer, böyle beyinde geçer. Ama duyguların da bir hafızası vardır. O da bedendir. Mesela bazen karnınız ağrır. Bazen omuzlarınızda bir yük olur. Bazen var ya böyle gözünüz hiçbir şey görmez. Bazen yüzünüz düşer. Bazen beliniz bükülür. Bazen dizleriniz ağrır. Bazen yutkunamazsınız. Bazen aha şuramda bir döşümde böyle bir yumru oturdu dersiniz. Bazen karnınıza kramplar girer. Bu ne demek biliyor musunuz? İfade edilmeyen duygu, yani diyelim biri size bir söz söyledi, kulağınızdan girdi, görmemeniz gereken bir manzara gördünüz, biri sizi kötü hissettirdi ve siz bunu dışarı çıkarmadınız. Bu duygular vücuda girer, vücudu dolaşmaya başlar, dolaşır, 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 bir yere gelir, park eder işte. İşte bedenin de hafızası vardır. Park ettiği zaman ne olur? İfade edilmeyen duygular, Freud diyor ya, asla kaybolmaz, diri diri gömülür ve içeride kaynamaya devam ederler. Bir gün gelir, bum diye patlarlar. Cinnetler, cinayetler, kavgalar bundan çıkar. Yıllar önce, belki siz genç olduğunuz için bilemezsiniz, Ümraniye'de bir çöplük patlamıştı. Bir metan gazı sıkışmasından üstteki binalar uçtu, kaç kişi öldü. İşte insanın da içindeki hani hazmedilmemiş duygular, ifade edilmemiş duygular, dile getirilmemiş hisler, söylenmesi gerektiği halde söylenmemiş sözler burayı doldurur ve burada az önceki gibi üzgün, burada gözyaşı döken bir sürü insan çıkar. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Öncelikle kendimizi tanıyacağız. Şimdi sen çok güzel şarkılar söylüyorsun ya, diyelim ki hani ben senin bir kasetini aldım önceden, gençken diyelim ki. Ben gençken yani. Onu teybe taktım veya bilgisayara CD taktım veya internetten indirdim. Şimdi benim teybimde senin kasetin varken sadece o çalar. Ben kendi şarkılarımı söyleyemem. Senin söylediğini tekrar ederim. Annemizin babamızın bize söyledikleri, bizim ruhumuza ektikleri eğitim adı altında ya da diyelim din adı altında bazı hurafeler dolmuşsa, bazı gelenekler hayatımızı kısıtlayan yanlış gelenekler, diyelim ki örnek veriyorum kan davası gibi, kız çocukları okumaz gibi, örnek veriyorum yani olumsuz şeyler bizi işgal etmişse, tamam mı? İşte iki dinle bir sus diye hiç duyguların dile getirilmemişse, getiremiyorsan, önce bir bunları fark edeceğiz. Biz kimin eseriyiz? Biz kendi özümüzü mü yaşıyoruz, birilerinin istediği gibi mi yönlendiriliyoruz acaba? Böyle nasıl diyeyim, örnek vereyim, diyelim ki reklamlarda, diyelim küresel bir takım durumlarda. Bizim nasıl düşünmemizi istiyorlarsa insanlar, ona göre mi düşünüyoruz, özümüzü mü buluyoruz? İşte biz önce bir bodrum katımızda neler olduğunu fark edeceğiz. Hangi çürüklükler var onu fark edeceğiz. Hangi ifade etmeyip halın altına süpürdüğümüz çöpler bizi rahatsız ediyor, o da kokuyor. Önce bir bunları fark edeceğiz. Sonra da bunları temizleyeceğiz. Ben bir dahaki programda
Bunları uygulamalı burada çözümler yapmak istiyorum. Diyelim ki yıllarda unutamadım. Diyelim ki affedemediğim, içime attığım, benim enerjimi çalan, benim karnımda ağrı gibi duran, aklıma geldikçe böyle elimi ayağımı dolaştıran, diyelim sınava hazırlanan bir öğrencinin kaygısı varsa, diyelim ki ne bileyim karı koca arasında sen bana bunu yapmıştın derse, bunları çözecek önce bir bodrum katını bizim boşaltmamız lazım. Bodrum katını boşalttığımız zaman biz büyürüz, bizim huzurumuz büyür, bir mutluluğumuz büyür, yüreğimiz genişler ve ferahlarız. Yapmamız gereken önce kendimizi fark edip kendimizi sevmek. Sen kendini hani kurban görürsen eline bıçak alan çok oluyor. Peki.